Adil Bey'in sizin de benim de yetişmemizde çok büyük katkıları olmuştur. Yokluğunda onun hedeflerini gerçekleştirmek bize düşüyor. Adil Bey'in bizlere katkısı tartışılmaz elbette. Ancak hedefleri konusunda ben sizinle aynı görüşte değilim. İç ve dış politikaya yönelik oluşturulan stratejiler sadece Adil Bey'in hedefleri değil. Hepimizin ortak hedefleridir. Hepimiz derken neyi kastediyorsunuz hocam? Sizin şu anda başında bulunduğunuz, benim ise bir zamanlar içinde bulunma şerefine nail olduğum oluşumu kastediyorum. Hocam, içinde bulunduğunuza göre işleyişimizi çok iyi bilirsiniz. Biz stratejilerimizi orta ve uzun vadeli hedeflere göre çizeriz. Hedeflerimizde bir sapma yok. Fakat stratejimiz değişti. Küresel güç olma stratejimizin yeterince olgunlaşmadığı kanaatindeyiz. Bunun için 25 yıldır çalışıyoruz. Şimdi bu stratejilerden sapma hem halkımızda hem de bölgede bize güvenen insanlarda çok büyük hayal kırıklığı oluşturur. Hayal kırıklığı boş hayal görmekten iyidir hocam. Türkiye manevra alanını sonuna kadar kullandı. Batı dünyası ve kurumlarından daha fazla uzaklaşma lüksümüz yok. Bu stratejilerde inat edersek bedeli ya bölünmek olur ya da bu bölgede tümden yok olmak. Biz dış işlerinde çok boyutlu politikayı benimsiyoruz. Batıyı dışlamadığımız gibi, eskiden olduğu gibi doğuyu da görmezden gelmiyoruz. Dış politikada aktör olmak için öncelikle güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye ve toplumsal barışa ihtiyacımız var. Bunun için iç politika hedeflerimizin en öncelikli olanı toplumsal barışı sağlayıp 30 yıldır süren terör meselesini çözmek. Fakat bunların hepsinin birlikte yürütülmesi gerekiyor. Bunlardan birini erteleyip diğerini öne alırsanız hiçbirini başaramazsınız. Hocam siz Adil Bey'le çok mesai yapmışsınız. Büyük devletler bizim bölgesel güç olmamızı engellemek için ne terörün bitmesine izin verirler ne de ekonomik istikrarı korumamıza müsaade ederler. Bizim iç barışı sağlamak adına attığımız cesur adımlar büyük devletler tarafından engellenince devletimizin itibarı ve prestiji çok büyük zarar görüyor. Devletler için en büyük zafiyet, vatandaşlarının devletin zafiyet içinde olduğunu düşünmesidir. Uluslararası toplumdan soyutlanmış, dışa kapalı bir Türkiye'nin vatandaşına verecek hiçbir şeyi yok. Bilgi ve iletişim teknolojileri artık diktatörlükle yönetilen ülkelerin bile içe kapanmasına izin vermiyor. Komik duruma düşeriz. Hocam görüşleriniz için teşekkür ederim. İstifade etmeye çalışacağız. Fakat sizden istirhamım, kendinizi artık komik duruma düşürmeyin. Ben sizin kararınızla siyasete girmedim. Kimsenin kararıyla da siyasetten çekimimi beklemeyin. Adil Bey de olsa benim bu tavrıma destek verirdi. Siz beni yanlış anladınız. Ben sizin siyasetin içinde olmanızdan çok memnunum. Çekilmenizi asla arzu etmem. Zira işleyişimizi bilen biri olarak aldığımız kararların uygulayıcılar tarafından sorgulanamayacağını en iyi siz bilirsiniz.